Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sunar. Kıymetli izleyiciler, Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kavram Atölyesi'nde bu hafta sıdk, sıddıkiyet, sadakat gibi birbirine yakın olan kavramları anlamaya çalışacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri aynı zamanda talebeleri için de onların sıddıkiyeti, sadakati noktasında özel açıklamaları var, yönlendirmeleri var. Hem meslek açısından hem inşa etmek istediği o insan profili açısından hem de Risale-i Nur Külliyatı içerisinde sıdk kelimesini tam manası anlamak üzere programımızı hazırlamaya çalıştık. İnşallah bugün bunu anlamaya çalışacağız. Buyurun. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun. Amin. Sıdk kısaca doğruluk demektir. Bunun tam zıttı ise kisptir, yani yalancılık. Evet. Şimdi doğruluk ve yalancılık olarak karşımıza sıdk ve kisp çıkıyor. Şimdi sıdk hem içte gizli olan örtülü bir sözün hem de haber verilen sözün örtüşmesi, mutabık gelmesi sıdktır. Dili başka, içi başka ise o sıdk değil. Veya hareketleri başka, içindeki geçirdiği şeyler başka ise o sıdk değil. Sıdk içi dışı doğru olacak. Çünkü hani bal dolu efendime söyleyeyim bir şeyden kaptan elbette bal sızar. Evet. Sirke dolu kaptan sirke sızar. Senin içinde ne varsa dışa da o sızar. Sözüne, hareketlerine o şey yapar. İçindeki olan şey. Eğer içinde insanın kisp varsa dışına kisp yansır. Sıdk varsa, doğruluk varsa doğruluk yansır. Bu mesela nedir? Bir adama iş veriyorsun. Ben diyor senin istediğin gibi yapacağım diyor. Fakat geliyorsunuz istediğiniz gibi iş ortaya çıkmıyor. Ya da size birisi bir söz veriyor. Diyor ki işte şu zaman size hani bir borcu vardı ödeyeceğim diyor. Ödemiyor. Nedir? Bu kisptir, yalan. Şimdi mesela ne bileyim herhangi bir söz verdiği zaman insan o sözü yerine getirmezse bu yalancılıktır, kisptir. Ama yerine getirirse, tam zamanla getirirse o da nedir? Sıdktır, doğruluktur. Malum Mehmet Akif için anlatıyorlar. Birisiyle sözleşmiş, işte Galata Köprüsü'nde buluşalım gibi. Benim hatırımda kaldığı kadarıyla Mehmet Akif'te. Mehmet Akif geliyor, tabii sözleştiği adam ise gelmiyor. O gün orada bekliyor, ertesi günü bekliyor. Ertesi günü adam oradan geçerken görüyor. Selam veriyor, ya dün geldim işte gelemedim kusura bakma falan diye. Vallahi ben dünden beri burada bekliyorum seni diyor. Ya. Şimdi bu hakikaten doğruluğun bir ifadesi. Akife'de o yakışır hakikaten yani. Demek içi doğru, dışı da doğru yani. Evet. Hatta Kur'an-ı Kerim'de İsmail Aleyhisselam'ın vasfı olarak sıddık diye geçer, sadık diye geçer. Sadık kelimesini mesela İbn-i Kesir'de şöyle bir şey anlatılıyor. Bir rivayet anlatıyor İsmail Aleyhisselam'la ilgili. Biriyle sözleşmiş falan yerde buluşalım diye ama zaman tahtidi koymamışlar. Evet. Yani şu kadar beklerim seni diye bir sınırlama getirmemişler. İsmail Aleyhisselam gidiyor oraya, bekliyor bekliyor adam gelmiyor, bekliyor bekliyor gelmiyor. Sonra o adam gelir diye belki orada oturuyor, kalıyor yani uzun süre. Gelmeyince gene oraya küçük bir kulübe yapıyor, kulübede kalıyor. Hakikaten yani çünkü ne zaman ne kadar bekleyeceğine dair bir sözleşmede bulunmamış. Evet. Oraya ev yapacak, kulübe yapacak kadar orada bekliyor yani düşünemiyor musun? Kulübe yapıp gene bekliyor. Gelecek belki adam gelir diye yani. Şimdi doğruluk meselesi böyle içi dışı bir olacak. Sözü içinden geçenleri yansıtacak. Eğer hani bizde şey vardı bir program dinliyorum. Bir Japon iş hanımı, iş adamı ile röportaj yapıyorlar. Türkçe de öğrenmiş bayağı konuşuyor. Ondan sonra Türkiye'de kalıyormuş zaten.
Diyorlar Japon kültürüyle Türk kültürü birbirinden çok farklı falan diyor. Evet diyor, farklı diyor. Yani bazı farklar var diyor. Peki çok şaşırdığım böyle o kültür farkı nedir sizce? Vallahi ben şunu anlayamadım diyor. Mesela biriyle sözleşiyoruz. İşte falan yerde falan saatte buluşalım diye. Adam diyor ki inşallah diyor bana diyor. Şimdi inşallah hangi manaya geliyor? İnşallah gelmeyeceğim demek mi? Ondan sonra işte yani imkan olursa gelirim demek mi? Yoksa kesin olarak gelirim demek mi? Ben bunu diyor hiç diyor bir türlü anlayamadım diyor. Çünkü inşallah diyen insanların kimisi geliyor diyor, kimisi gelmiyor diyor. Kimisi gelmediği zaman da diyor ki diyor ya inşallah dedik ya diyor. Şimdi gelmiyor diyor, inşallah dedik ya diyor diyor. Ne demek bu inşallah diyor. Ben bunu diyor anlayamadım bir türlü diyor. Yani kesin gelenlerle inşallah diyor diyor. Gelmeyenler de inşallah diyor. İşi yani olursa gelirim diyenler de inşallah diyor diyor. Yani bu hangi anlamda kullanılıyor ben bunu diyor bir türlü anlayamadım. Ben diyor yani buna çok şaşırdım falan. Çok şaşırıyorum diyor. Ve hakikaten öyle yani aslında inşallah Allah dilerse demektir. Allah dilerse gelirim. Yani sen elinden geleni yapacaksın. Ondan sonra Allah işte dilerse ben elimden geleni yapacağım, geleceğim, buluşuruz. E şimdi inşallah bu demektir. Eğer Allah dilemezse ben ne kadar istesem de engeller çıkar. Yani yola çıkarsın, trafik kazası olur, lastiğin patlar, işte hastanelik olursun, bilmem ne olur. Allah dilememiştir. Ha buluşmazsın. Ama Allah dilerse ben geleceğim. Yani ben azmediyorum demektir aslında. Ama bizim Türkçe'de inşallah kelimesi böyle bir kaypak manada kullanılıyor. Şimdi bu nedir? Yani söz verip de inşallah dediğin zaman yani Allah için söz veriyorsun. Allah'ın iradesini de katıyorsun. Meşiyetini de katıyorsun araya. Ondan sonra sen gelmiyorsun. Bu tabii yalancılıktır. Dürüst iş yapma yalan şeydir. Sıdıktır. Söz verdiğin zaman sözünü tutma sıdıktır. Eğer bir söz verdinse mesela de ki ben saat 1'de seninle buluşurum de falan yerde. Tamam. Ama 15 dakika beklerim de. Yarım saat beklerim de seni. Gelmezsen giderim de. Yani eğer şey yapamıyorsan karşıdakiyle hani karşıdakine güvenemiyorsan böyle sözleşme yap. Ona göre hareket edersin. Ama söz verip de efendim bekledin orada bir 5 dakika geçti hemen gittin. Olmaz bu. Yani orada hakikaten eğer sadıksan doğruysan, özün sözün doğruysa, ha o zaman ne yapacaksın? Orada söz vermişsen bekleyeceksin. Beklemek şurada dursun, söz verdiyse önce bir geleceksin, ondan sonra bekleyeceksin. Bekleyemiyorsan sınır koyacaksın. Ben şu kadar bekleyebilirim seni diyeceksin. Yani onu açık açık söylemek lazım. Yoksa hani ayet-i kerimede Müslümanların vasıflarının ilk sırasına geçen ifade bu değil mi? Yani onlar evet. Sözlerini yerine getirirler. Tabii tabii. Değil mi? Ahde vefaları vardır yani, diye Müslüman vasıflarının ilk sırasında ifade edilen. Yani hal, imanın temelinde manevi. Sıdk doğruluk vardır. Küfrün temelinde ise kisp vardır, yalancılık vardır. Yani imanla küfür arasındaki fark kadar, ayrım kadar sıdkla kisp arasında ayrım vardır. İmanla küfür. Yani küfür zıt şeyler bunlar değil mi yani? Evet. İşte bu kadar arada fark vardır. Çünkü küfrün temelinde aslında esasında şey vardır. Yalancılık vardır, kisp vardır. Müseylemetül Kezzap demişler. Niye Müseylemetül Kezzap? Yalancı peygamber. Yalana, yalan üzerine bina edilmiş her şeyi. Ondan dolayı Kezzap denilmiş. Yalancı. Dolayısıyla yalancılık hakikaten küfrün mayasıdır. Kisp küfrün temelidir. Ama sıdk ise imanın temelidir, imanın mayasıdır. Dolayısıyla iman sıdkla ifade edilir, küfür ise kisple ifade edilir. Onun için çok yani aslında kisp çok sakıncalı bir şeydir dini açıdan. Hatta insanın inancını etkileyen bir şeydir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de "Mimâ kânû yekzibûn" diyor. Yani onlar için elin bir azap vardır. Niye elin bir azap? Acı verici bir azap. Ki Bakara suresinin işte 7-8. ayeti. Niye elim acıtıcı bir azap var? Bir makanı yeksibun. Yani söyledikleri yalan sebebiyle. Yalancılık sebebiyle. Yalancılığın çünkü temelinde küfür olduğu için ateştir. Acıtıcı bir azaptı var yani. Kur'an-ı Kerim'de hakikaten bunun üzerinde duruluyor. Hatta mesela Hutbe-i Şamiye'de bir bölüm var. Orada okur musunuz mesela? Evet. Bak meziyetiyle ilgili Sıdk'ın. Evet.
Sıdk diyor, üçüncü kelimede geçiyor Hutme-i Şami'nin içerisinde. Sıdk, İslamiyet'in üsül esasıdır ve ulvi seciyelerin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyenin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Evet, sıdk ve doğruluk İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyedeki ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık fiili bir nevi yalancılıktır. Dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık muzdur bir yalancılıktır. Yalancılık ise Sani Zülcelal'in kudretine iftira etmektir. Küfür bütün envaiyle kisiptir, yalancılıktır. İman sıdktır, doğruluktur. Bu sıra binaen kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karışmış, beşerin kemalatını da karıştırmış diye. Evet, yani büyük büyük dediği insanlar tutuyor, insanların gözünün içine baka, yalan söylüyor ve yalana revaç veriyor. Evet. Şimdi diğer insanlar onu örnek aldığı zaman ne olacak? Onlar da yalancı olacak. Yani yalan, kizb ve sıdk, yalan ve doğru, ikisi aynı vitrine konmuş. Yani bazen karıştırıyorsun, alıyorsun yani. Evet. Şimdi böyle bir hale gelmiş. Dolayısıyla insanlara da sirayet ediyor yani bunlar. Hı hı. Çünkü siyaset yalana revaç verince yaygın hale geliyor yalancılıkta. Hı. Aslında yalancılık küfür, yani küfür demektir. Mayas, çünkü küfrün mayası yalancılık. Evet. Evet. Bir kısım daha var isterseniz, orayı da okuyalım. Bu sıdk ve küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı saadette sıdk vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın âlâ-i iyiliğine çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaik-i imaniye ve hakaik-i kainat hazinesi açılması sırrıyla içtimai-i beşeriye çarşısında sıdk en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta hükmüne geçmiş. Evet. Münafıkların halinden bahseden İşaret-ül İcaz adlı tefsirde de Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Hülasa yol ikidir. Ya sükut etmektir. Çünkü söylenen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır. Yani doğruluk. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemalata ihsal edici sıdktır. Ahlak-ı âliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Alemi İslam'ın nizamı sıdktır. Nevi beşeri Kabe-i Kemalat'a ihsal eden, ulaştıran sıdktır. Ashab-ı ikramı bütün insanlara tefevvuk ettiren, üstün kılan sıdktır. Muhammed-i Haşimi Aleyhisselatü Vesselam'ı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır. Peki sıdk, doğruluk böyle. Yalancılıkla kizb ise küfrün esasıdır. Küfrün esasıdır. Kisp, nifakın birinci alametidir. Münafıklığın birinci alameti. Hani ne diyor? Münafığın alameti olarak Hazreti Şerif'te geçiyor. Hani sana söz verdiği zaman sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder. Konuştuğu zaman da yalan söyler. Evet. Mesela konuştuğu zaman yalan söylemek aslında münafıklığın ilk alameti yani. Kisp, kudret-i ilahiye bir iftiradır. Kisp, hikmet-i Rabbaniye'ye zıttır. Ahlak-ı âliyeyi tahrip eden kisptir. Alem-i İslam'ı zehirlendiren ancak kisptir, yalancılık. Alem-i beşerin ahvalini fesada veren kisptir. Nevi beşeri kemalattan geri bırakan kisptir. Müseyleme-i Kezzap ile emsalini alemde rezil ve rüsva eden kisptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde tel'ine, lanetlenmeye, tehdide tahsis edilen kesiptir. Evet. Şimdi demek sıdk, doğruluk demektir. Doğruluk İslamiyet demektir. Evet. İman demektir. Bütün ahlak hasenenin bütün kaynağıdır. Bütün güzel ahlakın şeyidir, kaynağıdır. Evet. Doğruluk budur. İnsan doğru söylerse, hiç yalan söylemezse bütün amellerine de sirayet eder. İçi doğru olursa bu sefer dışı da doğru olmaya başlar. Önce içten ne yapmamız lazım? O doğruluğu yakalamamız lazım. Şimdi yalancılık hakikaten ahlak-ı seyyiye dedi ya, kötü ahlak yalancılık. Şimdi insanın iç dünyasında
eğer doğruluğu yakalamaya çalışırsa, böyle bir gayret olursa, mesela kalbi hastalıklar da temizlenmeye başlar. Kalbi hastalıklar ne kadar temizlenirse, yalandan uzak hale getirilirse insan, o zaman o insan dürüst insan olur, o insan işte methedilen insan olur. O insan hani kemalatın zirvesine doğru uçar gider. Ama insanı esfeli safiliğine, aşağıların aşağısına düşürülen ise işte bu yalancılıktır. Yani ne kemalat bırakır insanda mükemmellik, ne insanda bir şahsiyet bırakır, ne de mesela terakkiyat-ı beşeriyenin diyor menbaı sıdıktır. İnsan terakki de edemez yani. Evet. Şimdi yapılan iş dürüst olmazsa, yapılan iş dürüst olmazsa yalancılık demek değil mi? Ne yapıyor? Üzerini güzel yine kapatıyor ama altında malzeme çürük. 3 gün kullanıyorsun, 4. günü ondan sonra basıyorsun adama beddua etmeye yani. Şimdi bu nedir? Bunun altında işte şey var. Kisp var yani. Burada bir kalkınma, burada bir şey olur mu? Olmaz yani. Birbirlerine insanlar itimat edebilmesi için içi dışı doğru olması lazım ki itimat etsinler değil mi yani? Yalancı olursa kim itimat edebilir? Yani bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey söylüyor. Bugün senin yanında, başka bir ertesi günü başkasının yanında. Bu insanda bir tutarlılık yok, bir şey yok. Nasıl güveneceksin de sen onunla bir araya gelip iş yapacaksın, işte terakkiyata onunla adım atacaksın. Evet, gelişmeye, yükselmeye değil bu, mi? Evet, hak kelimesinin işlerken, kavramını işlerken orada vesilelerin, vasıtaların da hak olmasından bahsetmiştik. Evet, evet. En önemli belki değil mi olması gereken vasıflardan bir tanesi bu sıdk. Çünkü dediğiniz gibi mesela bir toplantı yapılacak, insanlar sözleşecekler ki bir araya gelebilirsiniz. O söze veya hazırlıklı gelecek işe sadık olması lazım. Hani bir şeyin üzerine bir şey bina edebilmek için o sıdka sarılacak insan başka neye sarılabilir? Evet. Yani insanlardan oluşan bir organizasyon yapıyorsun. Herkese diyorsun ki senin görevin bu, senin görevin bu, senin görevin bu. Şimdi burada sıdk varsa, herkes görevini tam yaparsa organizasyon mükemmel olur değil mi? Evet. Ve oradan elde edilecek netice de mükemmel elde edilmiş olur. Ama şimdi verdiği herkes sözü, tamam ben yaparım o görevi, öteki dedi ben de yaparım. Ama o görevi yapmadı, öteki de yapmadı. O organizasyon nasıl olur? Veya işte şu saatte gelinsin dedi, kimse gelinmedi. İşte şu görevi falan kes doğru yapsın dedi, herkes doğru yapmadı. O organizasyonu sen düşün. Oradan bir netice elde edilir mi, edilmez. Organizasyonlar böyle olduğu gibi büyük organizasyon kabul edilen, mesela işte ne bileyim koca bir bina yapacak adam. Ya da işte ne bileyim bir makine yapacak. Ya da bir araba yapacak, ya da bir şey yapacak. Orada herkes hakikaten özü sözü doğru bir şekilde hareket etse ne olmuş olur? Dürüst bir bina çıkar, dürüst bir araba çıkar, dürüst bir makine çıkar vesaire. Eğer bunlar olmazsa işte çıkan üründe çürük olur. Burada teknoloji olur mu? Burada gelişme, kalkınma olur mu? Olmaz. O halde insanoğlu hakikaten insanoğlunu diğer insanlardan üstün kılan şey doğruluktur. Esasını yerleştirmemiz lazım. Evet. Hem kudret-i ilahiyeye diyor iftiradır diyor yani. Evet. İftira. Yani Cenab-ı Hakk'ın şu kainata koyduğu hikmete ise tamamen zıt. Böyle bir şey var. Sen Allah'ın kainata koyduğu bu kanunlara sen zıt hareket edersen, iftira ederek hareket edersen Allah seni muvaffak eder mi etmez. Dünyada da perişan eder. Zaten böyle kimseleri de ahirette Cenab-ı Hak cezalandırıyor. İşini dürüst ve sağlam yapan adamı diyor Allah sever. Niye sever? Çünkü özünde onun ne var? Sıdk var. Evet. Ve ameline de yansıyor o. Ama işini bozuk yapan, sahtekarlık yapanı Allah sevmez. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün pazar yerine çıkıyor. Orada işte buğday satan, tahıl satan birisi var. Bir bakıyor ki üzerinde tahıl güzel. Yani elini çuvalın içerisine batırıyor. Altı bakıyor ki ıslak. Şimdi üstü başka, içi başka. Üstü kurumuş ama altı ıslak. Tarttığı zaman ağır gelecek ya. Evet. Oradan işte 5 kuruş para kazanacak adam yani. Peygamberimiz onu görünce diyor ki aldatan bizden değildir. Evet. Ne demek? Bizden değildir ne demek? Gitti artık yani. Evet. O hakikaten İslamiyet'ten çıktı, dinden çıktı, imandan çıktı yani. Aldatan bizden değil. Çünkü bir yalancılık var onun içinde. Üstü başka, altı başka. Evet.
aldatan bizden değil. İslamiyet'in en önemli esası o güven hissini insana veriyor olması yani, değil mi? İşte temel bunun şeyi de doğruluktur. Doğru ve dürüst olacaksın. Yani üstü neyse altı da odur. Bir gün bir muslukçuya gittim. Dedim ki evde musluk tabii şey yapıyor, kaçırıyor. Dedim ki mekanizması bozulmuş herhalde. Ben bir mekanizma alabilir miyim? Dedi musluğu getirmen lazım. Dedim ya ben buradan alayım yani aşağı yukarı göz kararı biliyorum falan. Ya bu evet doğrudur senin söylediğin ama dedi. Şimdi buradan alacaksın dedi. Onu takmak için buna uyar diye takacaksın dedi. Anahtarla onu şey yapacaksın. Zedelenecek bu şey. Diyeceksin ki bu uymadı. Değiştirebilir miyim? Geleceksin. Zedelenmiş şeyi ben satamam. Anahtar çünkü ona dedi iz yapar. Hı hı. Ben bunu satamam. Dolayısıyla ben senden bunu geri almam. Sen de üzülürsün. Aldık adamdan geri almadı dersin dedi. İkincisi dedi hadi dedi, sende kalsa bile yazık senin keseneye dedi. Ya tekrar alacaksın dedi falan. Hı. En iyisi dedi sen dedi musluğu sök getir bana. Ben dedi sana sen, o şeye göre malzeme vereyim onu tak. Ya alt tarafı bir musluk işte. Evet. Ben de hakikaten onun dediği gibi gittim musluktaki o mekanizmayı söktüm getirdim işte dedim bozuk olan yer bu. Çok güzel dedi hemen aldı verdi. Dedi git tak dedi parasını sonra getirirsin. Şimdi bu adamın dürüstlüğüne o kadar hayran oldum ki. Evet. Dürüst insan hakikaten dürüst yani. O kadar hayran oldum ki çok uzakta da olsam bana böyle bir şey lazım oldu mu? Hani su malzemeleri falan adam şey satıyor. İşte boru, işte musluk vesaire gibi şeyler. Ta gidip o adamdan alıyordum. Halbuki diğer taraflarda da var ama niye? O adamı çünkü sevdim. Dürüst insan yani. Evet. Evet dürüstlük öyle. Bak İslamiyet mesela uzak doğuda diyor tüccarlar yani yaymıştır İslamiyet. Hı hı. Tüccarların sıdkı var ya doğruluğu adamları etkilemiş. Şimdi şu anda yüz milyonlarca işte uzak doğuda Müslümanlar var. Hep o tüccarların sayesinde, Müslüman tüccarların sayesinde yayılmış İslamiyet. Evet. Onların o ahlakını, o dürüstlüğünü görünce insanlar Müslüman olmuşlar yani. Şimdi şöyle bir şey oluyor anlatırken büyük bir binanın yapılmasında tabii ona çok dikkat etmek gerekir. İnsanın zihnine bu geliyor ama benim iki dakikalık, iki kuruşluk alışverişimin bu büyük sıddıkiyet olayıyla ne alakası var dedirtiyor insanı içeriden şeytan. Ama işte dediğiniz gibi aslında bu küçük küçük şeylerle oluşuyor değil mi? Tabii bu sıddıkiyet öyle oluşuyor yani. Evet. O işte o Müslüman tüccarların o küçük küçük alışverişlerindeki o sıddıkiyetiyle İslamiyet öyle yayılıyor. Evet. Yani aslında bu bütün bir şey. Hani içerisinden bir kısmının hani pembe yalanlar, beyaz yalanlar diyorlar ya. Aslında hiçbirine yer yok İslamiyet'te. Bir bütün olarak bakmak. Yalan şey yok. Şimdi bir yerde Üstad diyor ki yalana hiç cevaz yok diyor. Bazıları hani bazı yerlerde yalan söylenebilir diyor ya. Evet. Karı koca arasını düzeltmek için falan. Hiçbirine izin vermiyor. Bu diyor yok. Niye? Sebep de şu. Yani bir sınırı yok yalanın. Nereden nereye kadar söyleyeceğim. Bir sınır tahdit edilmediği için yok. Yani izin yok. Dolayısıyla yani diyor ki yol ikidir işte burada. Yol evet. ikidir. Ya sükut etmektir çünkü söylenen her sözün doğru olması lazım veya sıdıktır. Değil mi? Evet. Sükut edeceksin ya da doğruyu söyleyeceksin. Konuşacaksan doğruyu söyleyeceksin. Ya, yoksa sus. Yani yalan söyleme. Sus. Ya sus ya doğru söyle. Her doğruyu da her yerde söylemek mecburiyetli değilsin o zaman sus. Evet. Yani doğruyu söyleyeceksin başına bir şey gelmek istiyorsun sus. Susmayı tercih ama yalan söyleme. Yalan söyleme. Yani doğruluk şehitleri var biliyorsunuz değil mi? Doğruluk şehitleri. Nedir o ayrı şimdi, bir kavram herhalde. Yani yok kavram değil yani öyle hakikaten doğruluk için şey var. Mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri mahkemede mahkeme olurken tabii orada bir askerlikten asker olan yani mesleği asker olan bizzat da Üstad'ın talebelerinden orada mahkeme oluyor. Tabii rütbeli, şahsiyetli, kişilikli, onurlu bir insan. Ama yalan söylemeye içi dışı doğru. Şimdi savcı soruyor işte sen şunu yaptın mı, bunu yaptın mı falan filan diye soruyor. Konuşsa, doğruyu söylese Üstad orada zarar görecek Bediüzzaman Hazretleri. Yalan söylese bu sefer işte o biliyor ki yalanın yalan küfrün mayası temeli. Evet. Yalan da söyleyemiyor. O anda susamıyordu, soru sorulmuş. Allah'ım diyor ne olur benim şu anda diyor canımı al. Ve o anda küt düşüyor vefat ediyor. Doğruluk şehidi işte. Mesela böyle. Evet, yani ölümü göze alacak derecede içi doğru. Özü doğru.
Çünkü yani yalan söyleme yerine ölümü tercih ediyor. Bu kadar yani. Hakikaten doğru insanlar böyledir. Özü sözü doğru olan insanlar yalana tercih etmez. O beyaz yalan falan dediğin hepsi yalandır sonuçta ya. Evet. Ve dolayısıyla özünde o vardır. Yani onun özü küfürdür. Aman yani ağzından birisinin yalan çıkıyorsa bil ki o içindeki o küfürden çıkıyor o. Hı hı. Dikkat etsin, hemen temizlesin onu. Doğruyu bulsun. Yani ya sussun ya da doğru söylesin yani. Yapılacak şey yok. Yani evet. Başka bir şey yok. Üstad Hazretleri'nin bir ifadesi var. İşte aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat uğruna yalana tenezzül etmeyiz diyor. Yani hakikaten hayatla eşit tutuyor o doğruluk ikisi arasındaki. Yanlış yerde durmaktansa diyor, hayatı... İşte az önce verdiğim örnek de o. Örnekte o. Yani, evet, onu gösteriyor. Bir hayat uğruna yalan söylemeyiz yani. Mahkeme de olsa. Ne olursa olsun hani paçayı kurtarmak adına da olsa. Evet. Biz yani ölecekmişiz. Ölümü tercih ederiz. Yalan söylemeyiz ama. Yani hayatımız için veya hayatta işte birkaç gün daha yaşayacağız ya da cezasız yaşayacağız falan gibi, hapse girmeyeceğiz gibi bir hani çıkar için yalana tenezzül etmeyiz. Hayatla eşit tutuyor. Evet. Allah'ım benim diyor ruhumu şu anda al. Yani bu yalanı söyletme bana. Hı hı. Çünkü konuşsa doğruyu konuşacak, Üstad Bezzaman Hazretleri zarar görecek. Ondan sonra eğer konuşsa, yalan konuşsa bu sefer İmanı ile ters düşecek. Evet. O arada diyor ki ölümü tercih ediyor. Ve yalan yerine ölümü tercih ediyor. Ve tenezzül etmiyor. Hayatı için yalana tenezzül etmiyor. İşte bu. Etmeyiz derken üstad kendisi de etmiyor. Bak yanındaki talebeleri de etmiyor. Evet. Özü sözü doğru. Ne varsa o. Aslında evet yani bu çok önemli bir Üstad Hazretleri'nin hani o inşa etmeye çalıştığı bir Müslüman kimliği. Hani nur talebesi diye söylediği o Müslüman kimliğinde bunu çok bariz bir şekilde görüyor olmamızın sebebi yani onların hiç yalan söylemiyor olmaları, sıddıkiyetleriyle meşhur olmaları aslında işte bu İslamiyet'in esasını onlara öğretmiş olması değil mi? Evet. İslamiyet'in çünkü bundan hariç bir tarifi olamaz zaten. Hem sen imani meseleler üzerinde kitap yazacaksın, insanlara insanların imanını kurtarmaya, imanlarını güçlendirmeye çalışacaksın. Hem bir de arada bazen hani yalan, beyaz yalan hani var ya şimdi masum gösterilmeye çalışılan. O yalanlardan falan arasında söyleyeceksin. Bu ikisi bağdaşmıyor. Evet. Özellikle Üstad Bediüzzaman gibi hakikaten İslamiyet'i dört dörtlük yaşayan insanlar için bu kesinlikle olmaz. Mesela işte biz siyasetten uzağız dediyse siyasetten uzak. Eğer bizim devletle bir işimiz yok dediyse hakikaten devletten uzaktır. Yani işi yoktur. Ve hakikaten yani bizim hedefimiz bu demişse hakikaten hedefi odur ki onu söylemiş. Hı hı. Konuşmuşsa o konuştuğu doğrudur yani. Eğer içinde az bir yalan olsa ya da dıştan başka türlü görünüp başka türlü eğer içinden olsa işte bak görüyoruz bazı insanları ne yapıyor? Devletin başına, milletin başına bela oluyor. Evet. Yani burada bir terakki var mı? Burada İslamiyet'in aslı esası özü var mı? Aslı haşa yok. Yani gizli gizli bir takım işte efendim şeyler yürütüyorsun. İnsanlara farklı bir şey görünüyorsun. Bu yalancılığın daniskasıdır. Böyle şeylere tenezzül etmez. Bir mümin tenezzül etmez. Hatta hayatı pahasına tenezzül etmez yani. Evet. Ne çıkmışsa aslında doğrudur. Bunun dışında bir ihtimal bekleme. Bu güveni insanlara vereceksin. Evet. Evet. Sıddıkiyet kelime... İnsanlara sadece hani güveni vermek için değil bu. Hı hı. Özünde bu var. Zaten, zaten mesela rıza ilahi için olacak. Sıddık kelimesini şey yaparken mesela evet. İki tane görüş var buraya yazmışız onu. Evet onu da isterseniz aktaralım. Mesela bir görüşe göre sıddık demek yani yani özü sözü doğru olan demek yani sıddık o. Sadık doğru, sıddık biraz daha sadık olan, daha fazla sadık olan. Hı hı. Daha fazla doğru olan demek. Bu sıddık kelimesi daha fazla doğru olan manasında olan sıddık kelimesi bir görüşe göre asla yalan söylemeyen kişidir. Hiç yalan söylememiş ona sıddık denir. Ondan sonra ikinci bir görüşe göre doğru ya da doğrulukla söz söylemeyi alışkanlık haline getirmiş olduğundan dolayı kendisinden kolay kolay yalan sadır olmayan kişi. Çünkü artık o doğru bir hayat sürüyor. Yani yalan ise ondan çıkması ihtimali yok. Yani artık kendisi doğrudan başka bir şey bilmiyor. Hı hı. Yalana kabiliyeti kalmamış yani. Evet. Yalana kabiliyeti kalmamış artık. Yalan söylemeye kabiliyeti yok. Böyle bir şey
sahabelerin bütün hayatında böyledir. O kadar ayrılmış ki bu yalancılıkla doğruluk, yani sıdkla kisp sahabeler hayatında. Yani her sahabenin her söylediği doğrudur. Böyle hükmediliyor. Sahabi sözleri doğrudur. Bitti, içinde yalan yok. Şimdi bizim günümüzdeki insanlarla sahabeleri kıyas eden insanlar aldanıyor bu noktada. Onlar da insandı falan diye. Hayır değil. O ben Resulullah'tan bunu duydum demişse tamam, duymuştur. Duymamışsa söyle, kabiliyet kalmamış. Yani öyle bir istidadı, kabiliyeti yok o yalan söylemeye. Ya doğruyu söyleyecek ya susacak. Aleyhine de olsa, hayatının pahasına da olsa öyle sahabelerine. E biz de o zaman o şerefli aslı kendimize öyle kalmadıyız. Yani. Evet. Yine bu herhalde bu tarifte bir hadis-i şeriften değil mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işte bir insan söz doğru söyleye söyleye Allah katında sıddıklar makamında yazılır. Ve yalan söyleye söyleye de işte yalancılar makamında yazılır diye hadis-i şerifte böyle geçiyor. Demek ki artık o bir vasıf haline geliyor insanda. Evet tabii, değil yani mi? Nitelik vasıf yani. İçi hakikaten doğru olursa artık onunla vasıflanmış demektir. O doğrudur. Evet. Doğrular zümresine ilhak olur yani. Başka bir görüş daha var. Mesela sözünde, inancında sadık olan, sıdk özelliğini taşıyan ve fiiliyle ve sıdkının hakiki doğru olduğunu gösteren, ispat eden kişiye de sıdk denilmiş. Evet. Sözüyle özünün aynı olan, o aynı olması. Evet. Evet. Hazreti Ebu Bekir'e niye sıdk denilmiş mesela? İşte o da öyle yani. Hakikaten özü sözü doğru. Ama bu sıdk kelimesi Hazreti Ebu Bekir'de daha ileri plana çıkmış. Peygamber Efendimiz öyle bir inanmış ki ondan asla yalan sadır olmaz. Hani Miraç hadisesinde. Ya Miraç'a çıktığını söylüyor senin arkadaşın demişler de. O da demiş ki yani o söylediyse doğru demiş yani. Evet. Doğru, o söylediyse doğru. Zaten Muhammed'ül Emin yani. Hatta Peygamberimiz diyor. Size desem ki diyor şu dağın arkasında bir düşman var saldıracak desem inanır mısınız? Herkes inanırız. Çünkü bugüne kadar yalan söylediğini duymadık ki. Evet. Eminsin sen demişler. O zaman size demiş işte akıbetinizle ilgili şöyle şöyle konuşuyorum. Öyle deyince bu sefer demişler biz inanmıyoruz. Niye Müseylemetül Kezzab? Niye Ebu Cehil? Cahil. İşte bu doğruluğun karşısında bir doğruluk sergileyememişler. Sergileyememişler, evet. Yalancı olmuşlar. Hı. Ondan dolayı öyle olmuşlar. Ve işte peygamberlerden sonra fazilet bakımından en ileri seviyede olanlar sıddıkiyet makamında olanlar. Evet. Çünkü İslamiyet'i en güzel şekilde onlar kabul edip yaşamışlar, kabul değil mi? Evet. Sıddıkiyet, sadakat ve bu arada da kizb kelimesini de öğrenmiş olduk. Evet. Risale-i Nur kıyatında geçtiği şekilde Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün sıdk, sıddıkiyet, sadakat gibi kavramları anlamaya çalıştık. Kizb kelimesi de onun alt başlığıydı. Başka bir programda, başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla. Allah'a emanet olun. Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sundu.